Suna Kıraç kendisine ALS teşhisi konduğunda, hastalığın seyrini öğrendiğinde ötenazi ister. Bu isteğine kızı İpek Kıraç şiddetle karşı çıkar ve bir genç kız olarak annesine ne kadar çok ihtiyacı olduğunu söyleyerek annesini ötenaziden vazgeçirir. İpek Kıraç böyle biridir. Evlatlık olarak girdiği Koç ailesinin en zenginlerinden olur. Milyar dolarlarca servetiyle en zengin insanlar listesinde ilk yüzün içine girer. Bazıları şanslı doğar sözünün karşılığıdır o. Ama yaptıkları ve başardıkları da göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Peki İpek Hanım nasıl bu kadar zengin oldu? Üvey babası onu neden evlatlıktan reddetti? Gelin birlikte öğrenelim. İpek Kıraç, Elazığlı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Sosyal hizmetlerin ona verdiği isim kaderdi. O da bunu yıllar sonra öğrenecekti. Onun kaderini küçücük bir bebekken evlat edinilmek değiştirdi. Vehbi Koç'un kızı Suna Koç ve eşi İnan Kıraç tarafından evlat edinildi. Rahmi Koç'un hiçbir kız kardeşinin çocuğu yoktu. Ve yıllar sonra saygıyı hak eden, nezakete uygun tavırlarıyla takdir gören bir Koç Kıraç mensubu olmuştur. Hatta evlat edinmemesi için servet bölünür diye Suna Kıraç'a Koç ailesince ciddi baskı yapıldığı söylenir. Ama Suna Kıraç hiç kimseyi umursamadan evlat edinmiştir. İddialar böyledir. İpek Kıraç 2002 yılında Koç Lisesi'nden mezun oldu. 2007'de ise Brown Üniversitesi Biyoloji bölümünü bitirdi. Bu bölümü seçmesinin sebebi annesi Suna Hanım'ın ALS hastalığına yakalanmasıdır. Amacı onun için doğru tedaviyi bulmak ve onu hayata döndürmektir. Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Programı'nda yüksek lisans eğitimine devam ederken UMass Tıp Fakültesi'nde ALS hastalığı üzerine çalışmalar yürüten Cecil Bidey Laboratuvarı nöromüsküler araştırmalarında görev aldı. İpek Kıraç, Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünde gerçekleştirdiği stajıyla büyük bir klinik deneyimi kazandı. Ancak tüm çabalarına rağmen annesini kurtaramadı ve Suna Hanım 15 Eylül 2020 tarihinde 79 yaşındayken hayata veda etti. İpek Kıraç 2012-2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik Sanayi Ticaret AŞ'nin CEO'luğunu üstlendi. İpek Kıraç'ın liderliğinde Sirena Marine stajyerlik bir dönüşüm geçirirken lüks yelkenli ve motor yatlar sektöründe kendi markasını geliştirip Türkiye'nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına girdi. Üretimdeki mükemmeliyet yaklaşımı ve marka bilinirliği Sirena Marine'yi savunma sanayi ve otomotiv sektöründeki projelerde de tercih edilen bir tedarikçi haline getirdi. İpek Kıraç'ın liderliği altında cirosu 10 yıldan az bir sürede 5 kat büyüyen, karlılığı ise aynı sürede 20 kat artan şirket sektöründe küresel bir oyuncuya dönüştü. Suna Kıraç ve İnan Kıraç Vakfı'nın kurucu yönetim kurulu üyeliğini yürütmekte olan İpek Kıraç, 2001 yılında annesi Suna Kıraç'ın ismini taşıyan Suna'nın Kızları adında bir eğitim inisiyatifini başlattı. Suna'nın kızları disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla kız çocuklarını hayallerini gerçekleştirme yolunda güçlendirecek, destekleyici bir ekosistem oluşturmayı amaçladı. İpek Kıraç, dijital teknolojileri kullanarak ve gönüllü katılımı seferber ederek sokak hayvanlarının refahı üzerine çalışan ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılayan Semtpati Vakfı'nı kurdu. İpek Kıraç, Vehbi Koç Vakfı, Temel Ticaret ve Yatırım AŞ, Amerikan Hastanesi, Zer Merkezi Hizmetler AŞ, Arçelik Pazarlama AŞ ve Setur Servis Turistik AŞ Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini halen devam ettiriyor. Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olan İpek Kıraç, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve mütevelli heyet üyeliği görevlerine de devam ediyor. Forbes'un Türkiye Milyarderler Listesi listesinde 3.1 milyar dolarlık servetiyle 3. sırada yer almaktadır ve Türkiye'nin en zengin kadınıdır. Başarılarına başarı katarken babasıyla yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Sabancı ailesinden farklı olarak asla magazinle gündeme gelmez İpek Kıraç. İşi dışında onu kameralara bakarken göremeyiz asla. Babası onu evlatlıktan reddedince herkes onu konuşmaya başladı. Ünlü iş insanı İnan Kıraç, kuracağı vakıf aracılığıyla tüm mal varlığını eğitime muhtaç çocuklara bağışlayacağını ifade etti. İpek Kıraç ise babası İnan Kıraç'a karşı dava açtı. İnan Kıraç'ın mal kaçıran ve halen kaçırmakta olduğu bir konumda olduğunu iddia etti. Aslında tüm bu olayların daha öncesi de vardı. Suna Kıraç vefat ettikten sonra hisselerini İpek Kıraç'a bıraktı. Gazete Oksijen'den Elif Ergun'un haberine göre İnan Kıraç, Suna Kıraç'ın vasiyetnamesiyle kızı İpek Kıraç'a intikal eden Temel Ticaret ve Yatırım AŞ'nin %20.13 hissesine tedbir konulmasını istedi. Ve tamamı İpek Kıraç'ın mülkiyetine geçen hisse senetlerinin medeni kanun uyarınca %25'inin kendi adına tescil edilmesini talep etti. Suna Kıraç rahatsızlanmasından yıllar önce 8 Temmuz 1992 tarihinde hazırladığı vasiyetnamesi
ailesini Kadıköy 4. Noterliğinde kayıt altına aldırdı. Vefatının ardından 7 Ekim 2020'de atanmış mirasçılık belgesi verilmesi talebiyle vasiyetname İstanbul Anadolu 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunuldu. İnan Kıraç'ın dava konusu ettiği vasiyetnamede şu ifadeler yer alıyordu. Bundan evvelki bütün vasiyetnamelerimden rücu ediyorum. Hepsi hükümsüz. Terekemde zuhur edecek temel ticaret ve yatırım AŞ'deki hisselerimin tamamını kızım olan İpek Kıraç'a bırakıyorum. Terekemde zuhur edecek diğer bütün değerler yasal esaslara göre kanuni mirasçılarıma intikal edecektir. Son arzularım budur. Mahkeme bir gün sonra 7 Ekim 2020'de verdiği kararla mirasçıların İnan ve İpek Kıraç olduğunu ve itiraza uğramamış olduğu anlaşıldığından kararın kesinleştiği belirtildi. Ayrıca İpek Kıraç'ın atanmış mirasçı olduğu, hak sahibi başka atanmış mirasçı olmadığı ve ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava haklı saklı kalmak üzere işbu mirasçılık belgesi verilmesine karar verildiği ifade edildi. İnan Kıraç'ın avukatları Mehmet İpek, Ulaş Özkan, Mertcan İpek, Deniz Onat Karagülle ve Begüm Sırabulak, 11 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne verdikleri dilekçede özellikle temel ticaret ve yatırım AŞ'nin %20.13 hissesine tedbir konmasını, ardından İpek Kıraç adına düzenlenmiş atanmış mirasçılık belgesinin iptaliyle söz konusu hisselerin %75'inin İpek Kıraç, %25'inin İnan Kıraç mülkiyetine geçecek şekilde mirasçılık belgesinin düzenlenmesini talep etti. İnan ve İpek Kıraç arasında kanunun öngördüğü şekilde paylaşılsaydı, bugünkü değerlerle İpek Kıraç'ın payı 13 milyar 875 milyon TL, İnan Kıraç'ın payına ise 4 milyar 625 milyon TL'ye düşecekti. Aslında İpek Kıraç'ın hayatı hiç kolay olmamıştı. Gazete Oksijen.com'dan Elif Ergu Demiral'la yaptığı söyleşide şöyle anlatmıştı hayatını. Babamın tutumunu ne duygusal ne de mantıken anlamam ve kabullenmem mümkün değil. Hayatım ne bazılarının düşündüğü gibi çok pırıltılı ne de dert ve sıkıntılarla dolu. Hayatımın nereden nereye geldiği sorusunun yanıtını bir kitaba ya da bir dizi senaryosuna saklıyorum. Her insanın olduğu gibi mutluluklarım, üzüntülerim, inişlerim, çıkışlarım oldu. Herkes gibi ben de hayatımın bana verdiği güzellikleri paylaşarak büyütmeye, sorunları mümkün olduğunca çözmeye, çözemediklerimi ise kendimi çok üzmeden geride bırakmaya çalışan birisiyim. Ben hayatı holter cihazına benzetirim. Çizgiler aşağı yukarı, inişli çıkışlıysa kalp atıyordur. Hayat vardır, yaşam vardır. Yaşam var oldukça da umut vardır. Biyolojik annem beni terk ettiğinde verildiğim kurum bana kader ismini koymuş. Sonra annem Suna Kıraç ve babam İnan Kıraç tarafından evlat ediniliyorum ve ismim İpek oluyor. Gerçekten kader. Anadolu'da ismiyle yaşasın derler ya, benimki tam öyle. Kişi ismiyle yaşarmış. Ben de yıllar sonra kendimi diğer kız çocuklarının kaderini değiştirme çabası içinde buldum. Annem bir kez bana sen hem çok şanslı hem de şanssız bir çocuksun demişti. Sanırım en güzel tarif bu olur. Aile bekleyen binlerce çocuk içerisinden Suna Kıraç tarafından evlat edinilmek, onun tarafından yetiştirilmek dünyanın en büyük şansı bana göre. Ama sonrasında anneme en ihtiyacım olan yaşlarda onun hastalanması, hayatımın bir günde alt üst olması, tam ergenlik yaşlarımda annemi her an kaybetme korkusuyla yaşamak, o çaresizlik hissi. Tabii ki çok çok zordu. Babam için de benim için de ayrı ayrı zordu. ALS öyle bir hastalık ki yaşarken sevdiklerinizin yavaş yavaş elinizden kaymaya başladığını hissediyorsunuz. Zamanla konuşamıyor, hareket edemiyor, yutkunamıyorsunuz. Varsın ama yoksun. Hiç umudumuzu kaybetmeden yıllarca annemin iyileşmesini bekledik, çabaladık. Duygusal boyutu çok yıpratıcı tahmin edersiniz ki. Benim tam ergenlik yaşlarımdı. O yaşlarında anneme sadece annelik kimliğiyle bakıyordum doğal olarak. Ondan beklentilerim, sevinçlerim ya da üzüntülerim hep annelik kimliğiyle sınırlıydı. Oysa şimdi genç bir kadın olarak anneme başka bir gözle de bakmaya başladım. Artık onu bir birey olarak, pek çok şapkayı aynı anda taşımaya çalışan bir kadın olarak değerlendirebiliyor ve kendimi ona her zamankinden daha yakın hissediyorum. Onun gibi güçlü bir kadınım. O kadar disiplinli ve kararlı bir kadının böylesine çaresiz bir hastalığı kabullenmesi, elinden hiçbir şey gelmemesi ne kadar zor olmuştur kim bilir. Kendi hayat yolculuğunun, hayallerinin yarım kalmış olacağını bilmek, annem gibi hayattaki idealleri çok fazla olan biri için her türlü hastalıktan daha acı verici olmalı. 2 yıldır Türkiye'nin dezavantajlı bölgelerindeki kız çocukları, aileleri ve kamu yetkilileriyle bir araya geliyorum. Erken yaşta ve zorla evlendirilen, tarlada çocuk işçi olarak çalıştırılan, ev içi sorumluluklarından ötürü eğitimini tamamlayamayan çocuklarla tanışıyorum. Hayatta hiçbir seçme şansları olmadığını, annelerinin kaderini yaşamak zorunda olduklarını düşünüyorlar.
Ben bu kısır döngüyü kırmak ve kız çocuklarının ihtiyaçları olan gelişim fırsatlarına erişmesini sağlamak istiyorum. Hayatlarıyla ilgili kendi kararlarını verebilmelerini, gelecekleriyle ilgili hayaller kurmalarını, hayallerinin peşinden gitmelerini istiyorum. Babasının onu evlatlıktan reddetmesi, açılan davalar olsa da babasıyla ilgili düşüncelerini yine oksijen.com'a şöyle anlatmıştı. Babamın beklenmedik tavrını bilemiyorum. Kendisine sormanız lazım. Ben hala eski, bildiğim babamı hatırlamak ve yaşamak istiyorum. Tek bildiğim başta ben olmak üzere babamı gerçekten seven, bütün ailesi ve dostlarının konuyla ilgili çok üzgün oldu. Babamla bu yıllarımızı, annemin kaybından sonraki dönemimizi çok farklı geçirmeyi hayal ederdim. Keşke babamla birlikte enerjimizi, zamanımızı, kaynaklarımızı, annemin ismini ve hayallerini yaşatmaya harcıyor olsaydık. Keşke şu an annemin ismiyle yürüttüğüm projelerimizi babamla ziyaret edebilseydik. O kız çocuklarını tanıyabilseydi. Keşke birlikte yemeklere, tatillere çıkabilseydik. Normal bir aile gibi yaşamaya devam edebilseydik. Özlediğim ve keşke dediğim çok fazla şey var. Ama babamın bu yaşlarda onunla olmayı, onun geride bırakmak istediği işlere, hayallerine her açıdan destek ve yoldaş olmayı çok isterdim. Eminim annem de bizi öyle görmek isterdi. Gerçekten çok yazık. Ben her şeye rağmen hala eski günlere döneceğimize dair umudumu koruyorum. İstese de istemese de o benim babam. Babamla çok yakın olduğum bir çocukluk geçirdim. Annem hem çok çalışırdı hem de babama göre daha sert mizaçlı bir insandı. Babamla ilgili bütün anılarım çok sıcak ve güzel. Gün gelip böyle bir duruma düşeceğimizi söyleseler asla inanmazdım. Bu durumun beni nasıl etkilediğine yanıt vermem çok zor. Babamın tutumunu anlamam ve kabullenmem mümkün değil. Aralarındaki hukuksal süreç ve miras davası nasıl sonuçlanır bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa Suna'nın kızları projesiyle binlerce çocuğa ulaşması ve onlara yardım eli uzatmasıdır. Bunun bütün miraslardan daha değerli olduğu kesindir. Megasin ekibi olarak İpek Kıraç'a başarı ve fayda dolu projeler, sağlık ve huzurla geçireceği upuzun yıllar diliyoruz.